Üşey kesit şekildeki gibi olan kapta KBL muslukları kapalı iken su seviyeleri bize verilmiş. L musluğu açılınca su seviyelerinin eşit olduğu bize söylenmiş arkadaşlar. Buna göre hangisi kesinlikle doğrudur ya da hangileri kesinlikle doğrudur? Birinciye baktığımızda arkadaşlar burada L musluğu açıldığı zaman eğer 2H seviyesi aşağı iniyorsa, H seviyesi yukarı çıkıyorsa bu şu anlama gelir. X gazının basıncı daha fazladır ki burada seviyeyi aşağı doğru itmiş. Dolayısıyla birinci ifade kesinlikle doğrudur. Y gazının basıncı artmıştır ifadesi de kesinlikle doğrudur. Çünkü Y gazı bu defa daha küçük bir hacme zorlandı. Daha küçük bir hacimde kalmaya zorlandığı için hacim azalırsa basınç artar ters orantılı olarak. Üçüncü ifade arkadaşlar kollardaki sıvı yükseklikleri 1,5 H olmuştur ifadesi doğru olabilir. Kesinlik yoktur bunda. Çünkü burada biz buradaki boruların yani kollardaki kesit alanlarını bilmiyoruz. Yani hangi kol daha geniş ya da tabanı daha geniş, hangi kol daha dar bunu bilmiyoruz. Bununla ilgili bir bilgi verilmemiş bize. Özdeş kollar denmemiş arkadaşlar. Buradaki düşey kesite verilen kabın sol koluyla sağ kolun özdeş olup olmadığı bilgisi elimizde yok. Dolayısıyla cevap burada 1 ve 2'dir. Isının konveksiyon yoluyla yayılması ortamlardan hangilerinde olur denmiş. Arkadaşlar konveksiyonda madde molekülleri yer değiştirir. Dolayısıyla mümkün katılarda mümkün değildir. Konveksiyon yoluyla ısının iletilmesi katılarda mümkün değildir. Atom ve moleküllerin yer değiştirmesi söz konusu olduğu için. Nerede peki olabilir? Bu belirli şekli olmayan maddelerde olabilir. Mesela sıvılarda ya da gazlarda. Baktığımızda hava, su ve sıvı yağ bunlar arkadaşlar moleküller yer değiştirebilir. Atomlar yer değiştirebilir. Ancak metal kaşık katı olduğu için bu mümkün değildir. Cevap burada D seçeneği olmalıdır. Sürtünmesi düzlemde durmakta olan M2M, 3M kütleli XYZ cisimlerine burada verilen kuvvetlerin etki ettiği söylenmiş. Bir süre sonra cisimlerin hızları eşit olduğuna göre. Burada arkadaşlar bir süre sonra cisimlerin hızları eşit olduğu bilgisi bize hemen şunu hatırlatmalı. Demek ki bu cisimlerin kazandığı ivmeler eşittir arkadaşlar. Her saniye hızlarındaki değişimler aynı demek ki. İvmeyi temel prensip yasasından yazacak olursak ivme kuvvet bölü kütledir. Burada hemen şunu görmemiz lazım. Kütle ile kuvvet doğru orantılıdır. Yani küçük m kütlesine 1F kuvveti etki ederse 2M kütlesine 2F kuvveti etki etmelidir ki aynı ivmeye sahip olsunlar. Aynı şekilde 3M kütlesine 3F kuvveti etki etmelidir ki yine aynı ivme söz konusu olmuş olsun. Dolayısıyla arkadaşlar büyük kütleye büyük kuvvet etki edecek. Küçük kütleye de küçük kuvvet etki edecektir. Bundan dolayı büyüklük sıralamamız Z'ye X şeklinde olmalı. Burada P mıknatısının ilk hareket yönü için ne söylenebilir diye sorulmuş. Burada arkadaşlar hemen önce yatay düzleme baktığımızda soldaki K mıknatısı ortadaki P mıknatısını kendine doğru çekecektir. Sağdaki M de yine P'yi aynı kutuplar olduğu için itecektir. Sola doğru iki manyetik kuvvette ikisi de birbirine paralel olmuş oldu. Şimdi yukarıdaki ve aşağıdakini L ve N'dekini kontrol edecek olursak L'de arkadaşlar burada S kutbu hemen diğerinin S kutbunu arkadaşlar itecektir. Ancak aynı şekilde aşağıdaki N mıknatısının da S kutbu bunu yukarı doğru iteceği için burada bir denge söz konusudur. Hemen diğer zıt kutba baktığımızda yine buradaki S kutbu arkadaşlar N kutbunu kendine çekmek isteyecek. Ancak aynı şekilde alttaki S kutbu da N'yi kendine çekecektir. Özdeş olduklarına göre, uzaklıklar eşit olduğuna göre bu kuvvetler tamamen birbirini dengelemiş olacaklardır. Bunların herhangi bir şekilde mıknatısı hareket ettirmeleri söz konusu değildir. Dolayısıyla arkadaşlar P mıknatısı serbest bırakıldığında sola doğru yani dört yönünde hareket etmiş olacaktır. Burada arkadaşlar lambaların parlaklıkları ile ilgili, ışık şiddetleri ile ilgili bize bir soru sorulmuş. Burada öncelikle devreyi daha düzgün hale getirmemiz gerekir. Soruyu daha net çözebilmemiz için. Burada harflendirme yapmayı tercih ettim ben. KL arasına başlayacak olursak hemen pilden burayı A noktası diyecek olursak sağ tarafa doğru B dersek yine herhangi bir devre eleman olmadığı için buraya da B dedik. Sol tarafa da B dedik. Ortadaki noktada hepsinden farklı olduğu için ona da C dedik. Şimdi ABC arasında kimler var? Hemen baktığımızda ABC arasında A ile B arasında K ve L var. BC arasında ise N var, M var ve bir de burada isimsiz bir tane lamba daha var. Ona da X dedik. Sonuç itibariyle KL kendi arasında paralel. NM ve diğeri 3 tane lamba kendi içerisinde paralel ve bunlar birbirlerine seri olarak bağlanmış. Şimdi yargılara baktığımızda K ve L'nin ışık şiddetleri eşittir ifadesi doğrudur arkadaşlar. Çünkü K ve L birbirine paralel dolayısıyla aynı potansiyel değerine sahiptirler. Lambalar da özdeş olduğuna göre parlaklıkları da eşit olmalıdır. M ve L'nin ışık şiddetleri de eşittir ifadesi doğru. Çünkü onlar da aynı mantıkla birbirlerine paraleller. K ve M'nin karşılaştırılması burada arkadaşlar yanlış olmuş. Işık şiddetleri eşit değildir.
Çünkü K soldaki grupta yer alıyor. M ise sağdaki grupta yer alıyor. Potansiyelleri şöyle diyelim. Mesela sağ tarafta 3 tane birbirine paralel olduğu için sağ taraftaki grubun direnci daha düşük olduğu için burada arkadaşlar potansiyelleri daha düşüktür. Yani normalde K'nın ışık şiddeti M'ninkinden daha fazladır denmesi gerekirdi. Bu ifade yanlış olmuş. Cevap 1 ve 2'dir. Burada arkadaşlar arkeoloğun düşüncesinin doğru olduğundan emin olması için maddenin niceliklerinden hangilerini bilmesi yeterlidir şeklinde sorulmuş soru. Yalnız burada arkadaşlar milattan önce 120. yıla ifadesine takılmayalım. Çünkü bu zaten karbon 14 metoduyla yapılan bir şeydir. Yani öz kütlesine, hacmine, kütlesine bakılarak söylenen bir şey değildir. Burada asıl soru şudur. Yani hangi niceliğe bakmam yeterlidir şeklinde. Burada öz kütle, hacim ve kütle bize verilmiş. Zaten öz kütlenin D eşittir M bölü V olduğunu biliyoruz. Yani burada zaten şunu söylememiz mantıksız olur. Öz kütlesinin yanında hacmini de bilsek iyi olurdu ya da kütlesini de bilsek iyi olurdu şeklinde bir şey söylememiz mantıksız olur. Zaten öz kütlesini biliyorsak hacmini zaten ölçebiliriz ya da kütlesini zaten ölçebiliriz. Öz kütleyi dolaylı yoldan zaten bulmuş oluruz. Dolayısıyla sadece öz kütleyi bilmemiz bizim için yeterlidir. Bu niceliklerden sadece öz kütleyi bilsek bizim için yeterlidir dememiz mantıklıdır. Çünkü hacim ayırt edici bir özellik değildir. Kütle ayırt edici bir özellik değildir. Sadece öz kütle ayırt edici bir özelliktir. Bundan dolayı cevabımız A olmalı. Bir öğrenci bir cismin dayanıklılığının nelere bağlı olduğunu öğrenmek için işlemlerden hangilerini yapmaya dikkat etmelidir? Birinciye baktığımızda cismin madde cinsini aynı tutup yüksekliğini arttırmak. Bildiğiniz gibi aynı cisim maddelerin dayanıklılıklarını karşılaştırmak istiyorsak arkadaşlar sadece yüksekliğe bakmamız yeterlidir. Yüksekliği az olan daha dayanıklı, yüksekliği fazla olan daha az dayanıklıdır diyoruz zaten bunu karşılaştırırken yapıyoruz. İkinciye baktığımızda cismin yüksekliğini sabit tutup madde cinsi. Zaten dayanıklılık arkadaşlar maddenin cinsine de bağlıdır. Mesela bir kutunun hangi maddeden yapıldığı onun dayanıklılığını direkt belirler. Maddenin cinsi. Üçüncüye baktığımızda cismin yüksekliğini sabit tutup kesit alanını değiştirmek. Cismin yüksekliğini sabit tuttunuz, kesit alanını değiştirdiniz. Örneğin arttırdınız. Daha dayanıklı bir madde elde edersiniz. Daha dayanıklı bir cisim elde edersiniz. Başlangıçta kesit alanı diyelim ki şöyle bir kutu düşünelim. Ama ikinci durumda yüksekliğini oynamadan kutunun siz kesit alanını büyüttüğünüzde daha geniş bir alana oturduğu için, temas ettiği için dayanıklılığını doğal olarak arttırmış olursunuz. Dolayısıyla üçü de burada önemlidir. Cevap E'dir. X ve Y atomlarını oluşturan atom altı taneciklerden yalnız proton sayıları farklıdır. Yani elektron sayıları aynıdır, nötron sayıları aynıdır. İzoelektroniktir doğru, izotondur doğru. Kütle numaraları eşit olamaz çünkü kütle numarası eşittir. Proton artı nötron. Nötronları aynı ancak protonlar farklı. Dolayısıyla kütle numaraları da farklı olur. Cevabımız yalnız 3 C seçeneği. Kimya dalında yarışmaya katılan Ali ve Veli'nin sorulara verdiği cevaplar var. Buna göre hangisinde her ikisine doğru cevap verilmiştir? A'da sütün ekşimesi. Ali'nin cevabı doğru, Veli'nin cevabı yanlıştır. Sütün ekşimesi kimyasal bir olaydır, fiziksel bir olay değildir. B'de elektron alma olayı. Ali'nin cevabı da doğru, Veli'nin cevabı da doğru. Kimyasal bir olaydır. Elektron aldığı zaman anyon oluşur. B'deki ifade her ikisi için de doğru cevapları görüyoruz. C'de buğulanma olayı. Buğulanma havadaki gazın sıvıya dönüşmesi, yoğunlaşma örneğidir. Veli'nin cevabı doğru. Bu olay egzotermik bir olaydır. Ali'nin cevabı yanlıştır. Elektron negatif yüklü bir taneciktir. Ali'nin cevabı doğru. Elektronun kütlesi ihmal edilecek kadar çok çok küçüktür. Veli'nin cevabı yanlış. HNO3 için Ali'nin cevabı doğru. Gübre sanayisinde kullanılır ancak gıda sanayisinde kullanılmaz. Veli'nin cevabı yanlış. Her ikisinin doğru cevap verdiği seçenek Bursa seçeneği. Ağır su için verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Ağır su D2O. Dediğim şey hidrojenin aynısı. Hidrojenin izotopudur. Proton sayıları aynıdır. Kütle numaraları farklıdır. Kimyasal özelliği protonları aynı olduğu için suyla aynıdır. A'daki ifade doğru. Yoğunluğu kütle numarası daha büyük olduğu için suda büyüktür. Fiziksel özelliği farklıdır. E'deki ifade doğru. Mol kütlesi yani kütle numarası suda büyüktür. E'deki ifade doğru. Bir bardak suda D2O ve H2O aynı maddedir. Birbiri içerisinde olurlar. Biri yukarıda, diğeri aşağıda olmaz. Zaten bunlar aynı madde. Farklı maddeler için yukarıda aşağıda kavramları kullanırız. Bunlar aynı madde. Dolayısıyla C'deki ifade yanlış.
5A grubunda yer alan X elementi ile ilgili hangisi yanlıştır? Değerli elektron sayısı 5'tir. Küresel simetri özellik gösterirler. Yoğunlaşma enerjisi 6A'dan daha büyüktür. Küresel simetri özellikten dolayı C'deki ifade doğru. Son katmanlarında 5 tane elektron vardır. E'deki ifade doğru. D'deki ifade yanlış. Birinci periyotta sadece 1A ve 8A grubu var. Birinci periyotta 5A grubu yoktur. Cevabımız D seçeneği. X elementin Y ve Z ile oluşturduğu bileşiklere ait grafikler verilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır? X2, Y3 bileşiğindeki X yüzdesi X2, Z bileşiğindeki X yüzdesinden daha fazladır. A'daki ifade doğru. Her iki bileşiğe baktığımız zaman X'ler 14 iken X2, Y3'te Y 6 gram, Z ise 12 gram. Z kütlesi fazlaysa demek ki Z'nin olduğu bileşikte Z'nin ağırlığı daha fazladır. X'in ağırlığı daha azdır. Dolayısıyla X2, Y3 bileşiğindeki X'in oranı daha fazladır. A'daki ifade doğru. X2, Y3 bileşiğinde X'in Y'ye kütle hoca oranı 14 bölü 6. 14'ü 6'ya böldüğümüz zaman 7 bölü 3 olur. Doğru. X2, Z3 bileşiğinde X bölü Z 14 bölü 12. 2'ye böldüğümüz zaman 7 bölü 6 olur. X2, Y3 ve X2, Z arasında katlı orandan bahsedemeyiz. Katlı oranın olabilmesi için bileşikteki elementler aynı olmalı. Birinde Y elementi var, diğerinde de Z elementi var. Farklı elementlerin olduğu bileşiklerde katlı oran bulunmaz. D'deki ifade yanlış.